yüzden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Sevgili seyircilerimiz, kültür sanat gündemiyle yola devam ediyoruz ve iyi haberler vermek istiyoruz ve güzel bir haberi de geçen hafta biz paylaştık. Hemen hatırlatalım. Sevgili dostumuz İKSV Genel Müdürü Görgün Taner özel bir nişanla takdir edildi ki bizim için gerçekten gönlümüzde zaten şövalye olarak andığımız dostumuza Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanı takdim edildi. Biz gıyaben aktarmıştık tebriklerimizi, bir kez de böyle yüz yüze tebrik ediyoruz gerçekten. Çok teşekkürler. Birkaç açıdan anlamı var. Bence bunu konuşacağız çünkü kültüre yapılan yatırım, kültür için verilen, kültür sanat için verilen emek karşılık görmeli. Bu tür nişanlar, ödüller de bence bir motivasyon her şeyden önce. Ama kültürler arası işbirliği anlamında da konuşuruz belki. Ondan önce birkaç haberim var. İznin olursa beraber de aktarabiliriz. Çünkü sinemaya dair yeni gelişmeler, son gelişmeler ajandamızda öne çıkıyor. Oscar heyecanı şimdiden başladı dünya sinemasında. Elbette sinemanın en büyük ödülleri. Biz de Oscar yolunda makus talihimizi yenmek adına her sene aynı şekilde heyecanlanıyoruz. Ama Kalandar Soğuğu, Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenen filmimiz maalesef ilk 9'a giremedi. Mustafa Kara imzalı Kalandar Soğuğu 85 film arasında ilk 9'a kalamadı. Diğer filmler yine Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Rusya, İsviçre aday ülkeler oldu. Yabancı dilde film kategorisinde Oscar'a. Bu filmlerden çok iyi bildiğimiz Aşkar Faradi imzalı The Salesman ve Almanya adına yarışan Tony Erdmann iddialı yapımlar. Bunları biz İstanbul'da film ekimi esnasında takip edebilmiştik. Belki öyle hatırlatabiliriz. Oscar'lar bu yıl 26 Şubat'ta, 2017'de 26 Şubat'ta sahiplerini bulacak. Evet, bu konuda zorlu bir yol. Oscar yarışına tabii dahil olamıyoruz bir türlü. Çok kolay değil ama denemeye devam. Hı hı. Türkiye'den özellikle son yıllarda çok başarılı ürünler çıkıyor. Çok başarılı sanat eserleri çıkıyor. Kalandar Soğuğu da bunlardan bir tanesiydi. Ama denemeye devam. Evet. Bu çünkü sadece filmlerin gidip yarıştığı bir ortam değil biliyorsun. Bunun öncesi oluyor, sonrası oluyor. Çok büyük bir endüstri, lobi faaliyetleri var. Hı. Orada tanıdıklar arasında fikir alışverişlerinin olması, bu konuda kulis çalışmalarının yapılması lazım. Eminim yapılıyordur ama bu tek başına da olacak bir şey değil. El ele olması lazım hem sivil toplumun hem kamunun. Bir de daha erken harekete geçmek gerektiğini yine sevgili gazeteci arkadaşımız Barbaros Tapan'dan öğrenmiştim. Onun öyle bir gözlemi vardı ki Altın Küre'de ilk Türk üye bu sene. Mesela böyle bir geri dönüş ondan almıştım. Belki o açıdan her seferinde biraz daha yeni bir yol bulmak adına hareketleniriz. Evet, bir de küsüp vazgeçmemek lazım. Bu işler çok uzun soluklu, uzun yollar. Hı. Bir defa girdik mi devam edeceğiz. Devam etmek lazım. Yine sinema dünyasından bir kaybı da duyuralım. Hollywood'da bir döneme damgasını vuran Macar asıllı ünlü oyuncu Zsa Gabor 99 yaşında hayata veda etti. Kalp yetmezliği nedeniyle Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Hollywood'un efsanevi oyuncusu Zsa Gabor 99 yaşında hayatını kaybetti. Gabor, Los Angeles'taki evinde kalp yetmezliği nedeniyle dünyaya veda etti. Macar asıllı ünlü oyuncu 1936 yılında Macaristan güzeli seçilmişti. 8 evliliğinden ilkini 1937'de Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yapmış, bir süre Türkiye'de yaşamıştı. Gabor, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Hollywood'da döneminin en güzel ve çekici kadınlarından biri olarak anıldı. 1952'de çektiği Lovely to Look At, Gabor'un Hollywood'daki ilk filmiydi. 1958'de en göz alıcı aktris kategorisinde Altın Küre kazanan Gabor, Moulin Rouge, Queen of Outer Space ve Lily filmlerinde başrol oynadı. 30'dan fazla filmde rol alan Gabor'un Hollywood ünlüler kaldırımında yıldızı bulunuyor. 1986 yılından beri Prens Frederick von Anhalt'la evli olan aktris Anhalt Prensesi unvanını taşıyordu. 2010 yılından bu yana sağlık sorunları yaşayan ünlü yıldız, 2015 Ocak ayında kızı Francesca Hilton'u kaybetmişti.
sinemayla açtık sözü. Dolayısıyla hemen bir başka bilgiyi, son bilgiyi de ekleyelim. Artık yavaş yavaş gişeler, yıl sonu gişe değerlendirmeleri de yayınlanıyor. 2016 yılı içerisinde belli ki Türkiye'deki sinema seyircisinin tercihi fazlasıyla yerli yapımlar olmuş. 55 milyon sinema seyircisinden 29 milyonu vizyondaki 169 Türk filmini izlemeyi tercih etmiş. En çok izlenen film yine bir Türk yapımı. Bu anlattıklarımızın içinde ve film, en çok seyredilen film Dağ 2. Görme fırsatın oldu mu Görgün? Olmadı ama göreceğim en kısa sürede. Görmeni ben de öneririm. 2,5 milyon kişi tarafından izlenerek bu yılın en çok izlenen filmi oldu Dağ 2. Ve bu filmin özellikle sinema seyircisinin gündeme dair ve belki ruh haline dair de tercihini gösterdiğini düşünebiliriz. Çünkü komedi filmlerinin hakimiyeti olduğu bir dönemde bu tercih yapılmış sinema seyircisi tarafından. Diğer filmlere de bakalım. Kardeşim Benim, Dedemin Fişi, Osman Pazarlama, Batman, Superman, Adaletin Şafağı ve Kolpaçino 3. Evet, o filmlerde listenin devamında yer alıyor. Örgüt sınıra doğru hareket edebilmek için dağa sarıyor Veysel. Acele etmemiz gerek. Ve Görgün Taner'le biz aslında önümüzdeki yılın ajandasına dair birkaç notu da konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Ama sözün başında dedik, Fransa tarafından takdim edilen kültür sanat nişanı, şövalyeliği bizim için çok kıymetli. Çünkü İKSV olarak çok uzun yıllardır en köklü kültür sanat organizasyonlarına siz öncülük ettiniz, ev sahipliği yaptınız. Bunun bir karşılığı diye düşünüyorum ama biz kendi adımıza bir paye bile çıkardık yakın bir dostumuzun. Yaşasın, çok, hayır, dostluktan öte bu, çok doğru da bir şey yaptınız. Bilemiyorum çünkü siz neler söylediniz o törende. Bugün neler söylemek istersin Görgün Taner? Önce çok teşekkür ederim gerçekten. İkincisi, Fransa ile ve diğer ülkelerle hoş, tabii bu nişan Fransa'dan geldi ama böyle takdir görmek gerçekten çok umut verici, cesaret verici, yol açıcı diyeyim. Neden? Çünkü ülkeler arasındaki temel meseleler biliyorsun kültür üzerinden konuşulmaya başlandığında, kültür ve sanat ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulmasında, yumuşatılmasında önemli rol oynadıkça. Uzlaşma için. Evet, uzlaşma için ya da karşılıklı iletişimin oluşturulabilmesi, karşılıklı diyaloğun, konuşmanın bir aracı olmaya başladığında çok mutlu oluyoruz, çok mutlu oluyorum. Bu hem İKSV açısından böyle biliyorsun çalıştığım kurum ki önümüzdeki sene 2017'de İKSV'nin 45. yılı. Tam da bunu söylüyoruz Evet. Ya bu ödülün bana verilmesi aslında tabii İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın ve onun yaptıklarını ödüllendirmek anlamına geliyor. İKSV o gün de söyledim konuşmada, yani yönetim kurulu başkanından kapıdaki arkadaşımıza kadar bir bütün, belirli bir ruh içinde Türkiye'de kültür ve sanat ortamında 45 yıldır çalışmak çok önemli. Çok önemsiyorum. Önemli katkılarımız olduğunu düşünüyorum bu hayata. Ama bu katkılar sadece kurum olarak bizim yaptığımız katkılar değil. Bu bir kolektif, bir arada çalışma. İşte sizler bunu ulaştırıyorsunuz herkese. 80 milyona bugün bir kanal değiştirdiğinizde onu bütün Türkiye izliyor. Bizim haberlerimizi bütün Türkiye izliyor. Kültür sanatı bütün Türkiye izliyor. Ve diğer kültür kurumları da bu çabanın bir parçası. Aslında kültür sanat alanında bir kişiyi ödüllendirmek, o alanı da ödüllendirmek anlamına bence geliyor. Evet. Ve çok cesaret veriyor. Onun için buradan ben de size çok teşekkür ediyorum bunları paylaştığınız için. Bu karşılıklı bir alışveriş ve biz bundan diyorum ya karşılıklı besleniyoruz. Bu doğru yolda olduğumuzun, en azından böylesi zor zamanlarda kültürle sanatla yola devam derken ne anlatmak istediğimizin de karşılığı belki. Öyleyse 2017'ye dair diyeceğim ama 2016'yı biz hep Görgün Taner'le aslında sene sonunda bir değerlendirirdik. Bilmiyorum ama geride bırakmakta olduğumuz yıla dair birkaç cümle söylemek ister misin? Tabii sanat söyleyeyim. Ve kültür gündemi aslında her açısından sene burada biliyorsun seninle sohbet ettiğimiz zaman ya o ne kadar zor yıldı diyoruz ve umut diyoruz bir sonraki yıl için. Bu sene de çok farklı bir şey söylemeyeceğiz çünkü bu insanoğlunun yapısında umut etmediğimiz ve daha iyi olacağını düşünmediğimiz ve daha iyi olması için çalışmadığımız bir dönem ya da yıl ya da neyse o olmadı, olmayacak da. Onun için geçtiğimiz döneme bakarken çok üzülelim.
hayıflanalım, niye böyle oldu diyelim, bir daha hatırlamak istemiyoruz diyelim. Ama bir sonraki seneye de bakarken muhakkak umut içinde bakalım, daha iyisini yapacağız diyelim, hep beraber yapacağız diyelim. Bunlardan başka çare yok. 2016'da hem çok önemli sanat olayları oldu, hem de Türkiye gibi Türkiye'deki sanat kültür ortamı da bu terörden çok etkilendi. Çok etkilendi. Evet, biz daha iyi bir yıl olması için çalışacağız onu söylerken. Biz 2017 ajandamızda şimdiden 15. İstanbul Bienali'ni not ettik. Tahmin ediyorum hazırlıkları da yine başladı. Evet. Öyle devam edebiliriz. Oradan devamla hemen bu anda neler söylersin Bienali'yle ilgili? Evet, 16 Eylül'den Kasım'ın ortasına kadar sürecek İstanbul Bienali. İyi bir komşu, çok önemli bir teması da var. M. Green and Dragset, bir sanatçı ikilisi Norveç ve İsveç'ten. Onlar bu senenin, küratör demek istemiyorum çünkü onlar sanatçı ama Bienal'in oluşturulması için bir araya geldiler. Evet, tasarladılar Bienal'i, tasarlıyorlar daha doğrusu. İşte mekan seçimleri devam ediyor, sanatçı seçimleri devam ediyor. Bir takım sanatçılara karar verdiler, öbürlerine daha verecekler. Ama iyi bir komşu gibi bir başlık bence bugün dünyada çok sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyaya hitap eden bir başlık oldu. Ve bunun altında İstanbul Bienali yapılacak. Bienali bir de şu nedenden çok önemsiyorum. İstanbul'da hep kendi aramızda, arkadaş sohbetlerinde, burada ekranlarda, her yerde tartışıyoruz. Kentte neler oluyor vesaire, biz neler yapabiliriz, işte iyileştirici güç, herkes işini daha iyi yapsın diye. Bütün bunların yanı sıra İstanbul Bienali'nin özellikle ülke dışında çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul Bienali'ni görmek için İstanbul'a gelecek dünyanın önemli sanat kişileri, sanat uzmanları, işte artistler ya da galeri sahipleri ya da kolektörler gibi bir çekim alanı oluşturduğunu düşünüyorum. O açıdan ayrıca önemsiyorum. Ve Eylül'e kadar İstanbul'la ilgili hep böyle çok konuşalım, birlikte hareket edelim ve İstanbul'u ve Türkiye'yi başka bir noktaya sanat ve kültür açısından getirmeye çalışalım diyorum. Hemen öncesine taşınan Contemporary İstanbul'da tahmin ediyorum böyle bir enerji ya da sinerji yaratmak için bir hamle. Bilemiyorum, ilk defa bu yıl Bienal'in öncesine taşınıyor. Şöyle, tabii İstanbul'da çok çeşitli sanat etkinlikleri var. Biz kültür sanat kurumu olarak kar amacı gütmeyen ve ticari olmayan bir kuruluşuz. İstanbul Bienali'nin olduğu dönemde hem İstanbul'daki birçok sanat kurumunda, müzede ve ticari organizasyonlarda sanat kültür faaliyetleri yapılıyor. Bunların belirli bir yerde toplanması bazen iyi, bazen kötü ama önümüzdeki dönem 2017'de bunların bir arada oluşunun da önemli bir etki sanat yaratacağını, haftası, sanat günleri önemli bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bu etkinin de böyle bir kar topu etkisi yaratıp bir sonraki senelerde daha iyi bir koordinasyona ve İstanbul açısından da daha yararlı bir evreye dönüşeceğini düşünüyorum. Takip edeceğiz, bizler için de heyecanlı olacak. Bu arada tabii hep geleneksel, rutin devam eden film festivali gibi, tiyatro festivali gibi organizasyonların hepsi sürüyor ve önemli zaman dilimlerini geride bırakarak sürüyor. Mesela 20. Tiyatro Festivali'ni 2016'da yaptık ve o kadar büyük heyecanla yaşanıyor ki ben Şahika Tekant'ın, sevgili Şahika'nın Godot'u beklerken tiyatro festivalinde premier yapmak üzere hazırladığı zamanki heyecanını paylaştım ve bu ne kadar aslında önemli birer birleşim noktası oluşturuyor. Bilmiyorum, katılır mısın? Bu anlamda söyleyeceğin organizasyonlar neler olur 2017'ye Şöyle, dair? Önümüzdeki dönem tabii bahsettin sen de, yeni yılda İstanbul Film Festivali ile başlayacak Nisan ayında. Daha sonra İstanbul Müzik Festivali. Bu arada geçtiğimiz dönemlerde Venedik'te Türkiye Pavyonu'nun oluşturulması işini de üstlendik İKSV olarak. Venedik Güncel Sanat Bienali içindeki Türkiye Pavyonu ve Cevdet Erek bu sene yapıyor. Mayıs ayında bir de o var. Daha sonra Müzik Festivali hemen akabinde gelecek. Ve Caz Festivali, Temmuz ayının olmazsa olmazı. Sonra İstanbul Bienali, bazen ben sayarken atladıklarım da oluyor. Bakıyorum sonra ben şimdi, Film Ekimi
mi yapacağız? Bunlar İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın her yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler, ama bunun haricinde önemli olan mesela kültür politikaları raporları çıkartıyoruz her sene. Bu raporlardan önümüzdeki sene 2017'nin başında izleyici geliştirme ve İstanbul'daki izleyicilerin bundan sonra kültür kurumlarıyla ilişkilerinin nasıl olmasını düşündüğümüz konu hakkında bir rapor hazırladık. O raporu kamuoyuyla paylaşacağız gibi gibi. Ya bu faaliyetleri saymaya kalkarsak uzun sürer. Sadece birer not diye aslında şimdilik aktarıyoruz. Gittim. Çünkü zaten yıl boyu birlikte takip edeceğiz. Yine izleyicilerimizle de paylaşacağız. Güzel bir yıl olsun diyorum. Bir küçük şey ilave edeyim. Bunları niye bir de önemsiyoruz? Onun hep tekrar altını çizmeye çalışıyorum. O da şu, Türkiye artık özellikle sanat ve kültür alanında uluslararası haritanın çok önemli bir yerinde. Bu haritadaki önemimizi ve yerimizi kaybetmememiz lazım. Uluslararası sanat kurumlarıyla ilişkilerimizi sürdürmemiz, pekiştirmemiz, geliştirmemiz lazım. Bu da artık bu 7 milyar insanın yaşadığı günümüzde, global dünya dediğimiz günümüzde içimize kapalı olmaya değil, dışarıdaki kurumlarla ilişkilerimizi geliştirmemizden geçiyor. Bunu hep aklımızda tutalım diyorum. Evet, en doğru iletişim yolu da kültür ve sanat üzerinden kurduğumuz diyalog. Ekonomik kalkınmaya giden yol da bu. Yani her ne kadar bunun aracı olarak görünmek istemesek de. Biz bir kez daha altını çizmiş olalım. Evet. İyi bir yıl diliyorum. Yeni yılda da görüşmek üzere. Görgün Taner'e çok teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye'nin başkaca ajandası olmasın da biz hep büyük bir rahatlıkla kültür sanatı konuşalım istiyoruz. Bir başka haberi de aktaralım. İş Sanat, geleceğin sanatseverleri için programına aldığı Çocuklar İçin Müzikli Masallar adlı müzikli oyun projesiyle yine müzikseverlerle, sanatseverlerle buluşuyor. Biz de hemen burada bir not düşmüş olalım. Çocuklar için müzikli masallar iş sanat sahnesinde. Yıldıray Şahinler'in yönettiği oyunda minik izleyiciler dünya masallarının en güzel örneklerini izleme şansı yakalıyor. Moto, ne olursun bana yardım et, yatağımı taşlardan, yosunlardan arındırıver. Oyunun özel gösterimi Ebru Cündübeyoğlu'nun anlatımıyla yapıldı. Aytek Önal ve Selim Can Yalçın'ın canlandırmalarına Eren Aydoğan piyanosuyla eşlik etti. Ne olursun dikenlerimden arındır beni. Öyle çok canımı yakıyorlar ki. Çocuklar adına yapılan her şeyim, yanındayım, destekçisiyim. Çünkü onların yüzleri ne kadar gülerse gelecek de o kadar güler bize diye düşünüyorum. Müzikli masallar, içinde hem masal var hem canlandırılıyor masallar oyuncular tarafından ve ayrıca müzik de var. Hepsi bir arada onlara sunulacak. Oğluyla gelini tarlada çalışmaktaymış. Cündübeyoğlu, Tavşanla Kaplumbağa, İki Kız Kardeş ve Savanların Gözcüsü masallarını minikler için seslendirdi. Hemen ateşin üzerinden dikkatli çekip almış böreği. Durma, çalış, emek ver, sonunda yapamayacağın iş yoktur. Mesajını çıkardığımız sevgili Tavşan ve Kaplumbağa'nın hikayesi. Şeyler çok enteresan. Afrika masalı da çok değişik geldi. Bir savanda ve hayvanlar arasında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Çok yorgunmuş Moto. Çocuklar için müzikli masallar 25 Aralık Pazar günü saat 15'te Hande Doğan Demir'le başlayacak. Oyun Altan Erkekli, Melis Birkan ve Gökçe Bahadır'ın anlatımlarıyla devam edecek. Akşam olmak üzereymiş ve hava kararmadan önce... Özel gösterimin ardından ilk olarak 25 Aralık Pazar günü saat 15'te Hande Doğan Demir'in anlatımıyla perde diyecek. Ama bir an bile dinlenmeyi düşünmeden yine çalışmaya koyulmuş. Babacığının yemeğini ısıtmış, çayını demlemiş. Ardından da evi bir güzel silmiş. Böylece tamamlıyoruz bu akşam gece gündüzü. Yeni günde de buluşmayı diliyoruz.